Herkese selam arkadaşlar, ben Furkan. Bugün ekiple birlikte bayağı uzun süredir video çekmiyorduk. 4 tane sev yaptık DLC'li efsane. Bu 4 tane sevin içinde 2 tane Mercedes, 1 Renault, 1 Scania var. Biliyorsunuz Tracker MP sev edit kurallarını kaldırınca biz de 4 tane efsane bir tır yaptık sizler için. Bugün yanımda Ahmet var, Sabri var, Alican var, Umut var, Enes var. Dışarıda da İbo park edemediği için İbrahim var. Burada korkak korkak duruyor. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar, sevleri zaten açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirip siz de girip oynayabilirsiniz. Ben size 2 dakikada hemen şu tırları göstereyim. Benim altımda Scania var. Ahmet'in altında bu Renault var. Mercedes var 2 tane. Alican'ın Mercedes'i şu anda bu. Sağdaki de Sabri'nin Mercedes'i. Turuncu Scania'da Umut. Pilotumuz da Enes. Dışarıda da İbo var zaten. Adam girişi kapattı. Çıkabilirsek çıkacağız arkadaşlar. Neyse, yavaştan çıkalım biz o zaman. Sabri, çıkışları ver. Enes çık, arkasına ben çıkıyorum. Arkama tamam. Ahmet çıksın. Dur lan. Adam yolu açacak mı? Bakın da. Bende harita yok söyleyeyim. Enes lan git oğlum. Bakın git. Enes devam et. İçinden geçmiş şu adamın ya. Doğru, Arcade sunucusundayız. Devam edin gençler. Ahmet çık. Onun arkasına Alican çık. Onun arkasına Umut çık. Onun arkasına Furkan abi çık. İbo Bey'in arkadan gelsin. Ahmet çık. Bu arada Furkan, videoya bir şey söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar, bu araçları kullanmak istiyorsanız belli başlı DLC'leriniz olması lazım. Biz size o listeyi vereceğiz. Açıklamalarda Furkan koyar listeyi. Aynen unutmuşum söylemeyi. İyi ki söyledin Alican. Bu arada Alican'ın, Sabri'nin, Ahmet'in kanalları var. Bunları gene açıklama kısmına koyacağım. Onların kanallarına da gidip abone olabilirsiniz. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, TS2 oynayanların çoğu biliyordur zaten. Save edit kuralları kalkınca herkes oyuncuların FPS'i düşmeme şartıyla istediği save edit'i yapabiliyorlar. Abartmayacak şekilde. Az yavaşlayın da beraber gidelim. Tek sıraya geçin. Bu sayede herkes istediği save yapıp paylaşıyor. Biz de aklımıza gelmişken 4 tane güzel bir efsane tır yaptık sizler için. Bunları da paylaştık. Açıklamaya indirme linklerinizi koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Gençler, sizin save edit hakkında yorumlarınız varsa yorumlarınızı alayım. Kardeşim sen fenasın, sen var ya, of yapıyorsun bir. Save edit'in başında yani, ne diyor? Tırlar çok güzel olmuş. Ama şu an altımdaki Mercedes'ten çok rahatsızım. Niye? Çünkü ya Alican, tırın sana en rahat tırı da versem gibi gene olmuş. Sabri'nin tırının çakması gibi olmuş, o yüzden renk olarak, parça olarak çok çakma duruyor. O yüzden rahatsız oldum. Onun dışında çok güzel araç. Sabri'nin tırını yayınlarken farklı bir renkte yayınlayabiliriz, kafana takma. Ne olur. Ya zaten değiştirmek isteyenler de değiştirebilir. Normalde tır sarıydı arkadaşlar. Bu V8'in sarı modeli vardı, oydu. Biz dedik o renk yakışmıyor, enesi de rengi değiştirelim dedik, o şekilde değiştirdik. 1.37'de cam açma gelecek. Bundan sonra açacağım diye yollarda durup birbirimize çatacağız herhalde. Yeni güzellikleri getiriyor. Evet. Bu arada ETS2 110'un sınırının kalkması için, bu hız sınırlarının kalkması için adminler bir oylama başlatmış oyuncuların fikirlerini almak için. Bunun hakkında yorumunuz nedir gençler? Bence kalsın. Ya zaten çoğunu, bak Alican, şimdi şöyle diyeyim size, zaten bu 90 sınırı gelince zevki kalmadı. Zaten Trucksburg'da millet bir şey kasmak için 90-90 gidiyordu. E ne oldu? Trucksburg'un anlamı kalmadı zaten o 90'a inince. Herkes 90'la gidiyor. Önüne gelen kaydolsa diyelim, sürekli 90-90 gittiği için zaten zevkini alamayacak bu oyunda. Yeni şeyler ama yapması lazım. Ama 110'u biraz arttırabilirler. Yani. Ya 110 çok şeydi. Gerçekçi yapmaya çalışıyorlar. Eyvallah, ona sorun yok. Tamam, gerçekçi yapabilirsiniz de yani sonuçta bir oyun. Oyuna biz ne için geliyoruz? Eğlenmek için, vakit geçirmek için giriyoruz. Arkadaşlar, sen de bizim eğlenmemiz için elimizden gelen imkanı vermen lazım. Aynen. Ben evet. Bunun için sıra 400 hız sınırı için anket başlatıyorum. Kaç? Sıra 400. 400. Ben de Trax MP'yim. Sen bana teklif ettin. Ben sağ de sana giriyoruz. Direkt permaban attım. Tamam. Tamam mı? Bu promos falan, onlar geldi. Infinity Trucks, o tarafların hepsi zaten kapandı. Bunlar geçmişte kalmış konular. Zaten biliyorsunuz Infinity Trucks bu şu anda oynadığımız promostur,
ve yeni gelen güncellemeleri sanki bir habercisi gibi oldu. Infinity bunların hepsini vaat etti, yapacağım dedi. Ondan sonra kendisi kayboldu, Trakus MP yaptı ardından. Aynen. Bu bence de zaten o Infinity olayda bir mytaptı. Hikaye. Bence Trakus MP Infinity'yi vurdu. Vurdu mu? Projelerini çaldı. Ya şimdi şöyle diyeyim mi sana ben? İbo. Ya zaten online sunucusu var bir tane. Niye ikinciyi çıkarsınlar ki? Hem buna ben sanmıyorum SCS'nin izin vereceğini veya başka bir şey yapacağını. İyi de lafını balla bölüyorum. SCS ile Trakus MP hiç böyle birbirleriyle ilişkisi olan bir topluluk değiller. Yani ortada anlaşmaları falan da yok. Yani düşün. Ya bu Trakus MP kiminle anlaşma yapıyorsa onunla diyorum işte. Kiminle anlaşıyor işte yani... Trakus MP online için? Trakus MP'nin online için anlaştığı tek birkaç şirket var. Trakus FM var. Belki o da kendilerine bile olabilir. Tam bilmiyorum. Yok. Bir de Promot var yani. İki tane. SCS ile anlaşması falan yok. Anladım. Ben yanlış duymadıysam herhalde SCS'de online gibi bir şey çıkarmayı düşünüyormuş herhalde. Yanlış mıyım? Bilmiyorum ben. Ne bileyim, bir ara öyle bir söylenti çıktı. Hatta ben Discord'da gördüm. Başka yerleri de attığımı hatırlıyorum. Az sakin olun, yavaş. Furkan abi siz gidin, benim internet trafikten kasmaya başladı. Siz ilerleyin yavaşça. Durma sen devam et. Tamam, sen durmadan devam et. Siz gidin. Siz gidin, tamam, gidin. Biz gidelim. Tamam, devam edin. Yani arkadaşlar, hız sınırının kalkması için bir anket başlatıldı. Bir forum sitesinde kendileri bir anket başlattı. Bilmiyorum artık nereye kadar hız sınırını kaldıracaklar, neye göre kaldıracaklar, bir bilgimiz yok. İnşallah kalkar diye umut ediyoruz. İnşallah. Ya ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bence bu hız sınırını kaldıracaklar ama yani şu an oynayan arkadaşlar için söylüyorum, bilen arkadaşlar için söylüyorum. Multiplayer'daki simülasyon 1 ve 2 sunucusunu kapatıp yani onları 150 hız sınırını açacaklar. Bence bir tane ya da iki tane sunucuyu bu şekilde bırakacaklardır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü yani şu an bile arkadaşlar simülasyon 1 sunucusu 4500 kişi almasına rağmen 4500 kişi dolu. 2 de dolmaya başlıyor. Ve düşünün, hız sınırı 110 ve bu oyunu 110 hız sınırı geldi artık, bu arada taşıran son damlaydı diye bırakan çok oyuncu var. Onlar da 150 geliyor diye tekrar başlarlarsa sunucular çöker. Ya bu sunucuları 150'ye alıp şey yapacaklar, kapasiteyi arttıracaklar ya da bu sunucuları fazladan sunucu açacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Ya vallahi ben şimdi şöyleyim, 150 sınırı, o hız sınırı kalkarsa daha kötü olacak zaten. Oyuncular rahat oynamayacak. Biri hızlı gelecek, kafayla girecek. Bu sefer ban olayı çoğalacak. Bu sefer diyecekler ki Trakus MP haksız yere banlıyor. Sen düzgün sürmezsen, düzgün hız sınırını yapmasan bu adamlar yeni yeni şeyler çıkarmazlar. Bir de öyle düşünmek lazım. Trakus MP tarafından da düşünmek lazım. Ya bence artık yani çok şey yoktur oyunda. Adminler gereksiz. Oğlum Umut, ne yapıyorsunuz lan siz? Piknik yapıyoruz abi. Ya gidiyor. Geri gel Umut. Umut çık ha, tamam. Abi biz piknik yapıyoruz. Oğlum piknik yapıyorsunuz da bariyerlerle mi piknik yapıyorsunuz ya? Ya abi. Ahmet'e baktım, yoldan geliyorum. Ahmet kıçını sol tarafa vermiş. Umut da bariyerlere girmiş. Piknik yapıyorlar. Abi şey ya, manzaraya dayanamadık Umut abiyle. Benim şey dostlarım. Hatıra fotoğraf çekeydiniz bari de. Ekmek sucuk var abi benim dosyada. Ya ben size bak Sabri de yolu kapattı. Sabri de ızgara var. Sabri iyi misin? Ben gidiyorum ya. Furkan abi gel gidek. Geri. Şimdi Arcade sunucusundayız arkadaşlar. O yüzden dedik ki hem tırların hızlarını gösterelim size hem de birazcık kuralsız bir şekilde oynayalım dedik. Bu yüzden Arcade sunucusuna girdik. O yüzden yani şu anda böyle iç içe geçebiliyoruz. Furkan abi. Efendim. Benim Scania bir sarıyor var ya, görmen lazım. Ha yani Umut demişken, Umut Minecraft manyağı. Bir kanalı var değil mi Umut senin herhalde? Bir sunucunla bir kanalım var. Evet, bir server açtı ediyoruz. Şu anda. Server'da dehşet bir aktiflik var. Bu arada Minecraft oynayan oyuncuları da oraya yönlendirebiliriz. Umut'un Discord'uyla YouTube kanalında gene açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umut. Efendim. Skyblock var mı Skyblock? John Craft var. Skyblock olacak oğlum ya. Skyblock da açalım. Tamam, aç da oynaya.
Skyblock oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Skyblock. Lan ne oluyor oğlum? Görmeniz lazımdı çok. Bir şey soracağım ben. Bir şey soracağım. Bak hala bunu anlamış değilim. Bu Skyblock'la Minecraft arasındaki fark ne? Skyblock şimdi ben anlatayım sana. Skyblock böyle gökyüzünde bir adada doğuyorsun. 5 blokluk falan bir ada. Orada hayatta kalmaya çalışıyorsun. Öyle düşün. Hayvan mayvan yok nasıl kalacak? Bir tane tek hayvan veriyorlar. Onu da artık çoğaltıyorsun. Artı olarak marketler falan bir var. Bir tane hayvanı şehir çoğaltıyorsun. Öyle mi? Çiftleştiriyorlar abi. Aynen. Şehir içine ışınlanıp alabiliyorsun. Nasıl mı çiftleştiriyorlar? Anlatayım mı? Anlatma anlatma. Oraya hiç girme. YouTube bunu kaldırmaz. Aslında bir tane var ya. Bak. Şimdi o işlere ben... Neyse. Bakın abi. Bu arada... Efendim Ahmet. Ahmet Ahmet. Tabii dolar yemezsin değil mi? Anlat. Yo yo anlatmayın. Hayır şaka yaptım ben. Ciddiye binmeyin hemen. Yo ben anlatabilirim istiyorsan. Buyurun İbrahim Bey. Şimdi arkadaşlar. Az yavaşlayın ön taraf. Bir tane hayvan var. Hayır onu anlatma onu anlatma oğlum ya. Ben ne diyorum insan gibi bir şey anlatacak herhalde. Ben bir şey söyleyebilirim. Evet dinliyorum. Videoda gördüğünüz thumbnail'ı beğendiyseniz bana ulaşabilirsiniz. Paralı yapıyorum. Evet, tasarım ve editimizi de Umut yapıyor. Tasarım, logo ve benzeri şeyler yaptırmak isteyenler Umut'la bana ulaşabilirler. Aynen, tasarım 300 lira. İbo'ya sözde bugün tasarım yapacaktın. İşkentçi ya bir çocuk ya. O değil de akşam oldu ya. Vallahi ben videodayım. Ben de atarım büyük ihtimalle. Çay molası mı versek ki? İleride benzinlik var mı ya? İleride bir vallahi yerde ileride bir yerde benzinlikte duralım. Çay molamızı karnım veririz. Karnım kazındı ya. Karnım kazındı. Benim tır çalışmıyor ya, ki. Sen ne zaman doydun ki Ahmet? Sen ne zaman doydun? Bir söyle Allah'ım. Hiçbir zaman. Lan ön taraf yavaşlayın lan. 150 geliyorum yetişemiyorum bir yavaşlayın. Biz 150'deyiz. Biz 157'deyiz şu an. Tamam 150 geliyorum yetişemedim ön tarafa. Umut da aynı ağlıyordu. Ben bırakmayın beni bırakmayın. Tırlar nasıl yaptıysak artık uçuyorlar. Övünelim. İstanbul. Ondan önünde gidiyorum. Sağ şeride geçin de ben bir sol şeritten sizi göstereyim. Sabri sinirlenmiş. Dorsayı bıraktı gidiyor. Sabri Dorse nerede? Dorse yolda kal. Devam edin gelin. Lan bura nereye? Çıkacak mı buradan? Çık. Oradan çık oradan. Lan buraymış doğruymuş. Oğlum içimden geçme lan. Diyene bak. Ayıp değil mi lan birbirinizin içinden geçiyorsunuz? Furkan abi senin içinden geçenin içi geçeyim mi? Yok. Ahmet'i kesin çarptılar. İçimden geçtiler. İbo gel yanıma dur da fotoğraf çekeyim. Bir dakika. Sol taraf, sol gişeden taraf. Gişeden sakin girin. Gişeden sakin girin. Furkan abi sen de sola dur. Tamam sola durayım. Ana! Yanlış yere girdim. Devam et. İbo yemedi helal olsun İbo'ya. Onu ben yemedim bir kere yedim tamam. Lan mı dönüyordun ya burada? Aynen İbo'cuğum sağa dönüyoruz güzel arkadaşlar. Benim motor arızalanmasa hepinizi tokatlayacağım. Kardeşim fix çek fix. Dorse mi? Dorsesi yok. Sen niye Dorse'yi bıraktın ki harbi? Fix çekeydin. Yolda kaldı. Prim bozulmadı ki benim Dorse daha. Furkan abi bir yarış yapalım mı ya? Scania vs Scania. Yarış. Kalkıştan böyle sıfırdan. Tak diye. Vallahi bilmiyorum neredesin? Arkandayım. Tamam gel bekliyorum. İbo hazır mısın İbo? Gel yanıma dur. Tamam geliyorum. 0-100 yapıyoruz. Ulan inşallah beni yarı yolda bırakmazsın Skanya. Hazır mısın? Evet. O efsane ya. 3. Hazırım abi. 2-1. Alican çok sağdan gidiyorsun lan. Hayır geçemezsin oğlum bekle. Benim oğlum hadi lan. Benimki yazılımlı Skanya abi. Ne var lan motorunda ne var senin? Ben iki yazılımlı abi bir yazılım attırdım Çin yapım. Yazılımda motor ne senin motorda ne var? Sana daha bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmadım. Direkt Scania'nın bayisinden aldım.
Gittim bizim hurdacı Ahmet abiye, orada bir yazılım attırdım. Allah Allah, biz o kadar kodladık. Demek ki kodlamasak daha hızlı gidecektirler he. Yok, ben bunu özel kendi yazılımımı yazdım. Ama merak ettim neymiş daha. Videodan sonra. Bu da sağa mı döneceğiz oraya? Benzinlikte dursanıza. Benzinlikte durun durun. Orada. Bizi böyle kendimizi kaptırdık gibi yok valla. Tamam, biz benzinlikte videoyu sonlandıracağız. Fazla uzun olmasın video. Zaten seviyeleri göstermek amacıyla yaptık. Zaten birkaç seviyede videonun başında böyle çeker koyarım arkadaşlar. O kesitte izlersiniz. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Adım Hazır. Buradan da Truck Rampi'ye bir an önce şu sınırının kaldırmasını talep edelim. Bu arada Truck Rampi'nin forum sitesinde oylama hala devam ediyor herhalde. Oradan da oylamaya gidip oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ekibe katıldıkları için ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sevileri açıklamadan indirebilirsiniz. Alican, Umut, Ahmet'in hepsinin kanallarını açıklama kısmına koyacağım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Abone olmayana bıçaklarım ha. Yazıklar olsun. Görüşmek üzere, bay bay.